Sadece pizzaya odaklı bir mekanı işletmeye neden ve nasıl karar verdiniz? Aragula ne demek? Buranın hikayesini bize anlatır mısınız? Aragula roka demek. Aslında arugula veya rokula olarak da geçiyor. Ama biraz daha kaba olduğu için biz aragulayı tercih ettik ama anlam olarak roka. Sadece pizza üzerine olmasının sebebi de Napoli pizzası yapan Bursa'da biz bu projeye girişirken yoktu. Daha sonrasında birkaç yer daha açıldı ama yani Napoli pizzası dünya üzerinde kanunlaşmış tek pizza çeşidi. Gerçek pizza aslında Napoli pizzası. Bu yüzden biz de Bursa'da olmadığı için bunu yapalım dedik. Sizin mutfağa giriş hikayeniz nasıl başladı? Ailenizde gastronomiyle ilgilenen başka kimse var mı? Ailemizde hiç yok gastronomiyle ilgilenen. Ben yazın bir pastanede çalışmaya gitmiştim. Sonra orayı çok sevdim. Yani pastanede çalışmayı çok sevdim. Daha sonra ben bu işi geliştirmek istiyorum, ben bunu meslek edinmek istiyorum deyip İstanbul'da Mutfak Sanatları Akademisi diye bir yer var. Oraya başladım eğitim almaya. Orada ben pasta ve ekmekçilik eğitimi almıştım. Daha sonra orada bir iki böyle çok güzel pastanelerde çalışma imkanı buldum ve oralarda çalıştım. Sonra Bursa'ya döndüm, ailem Bursa'da olduğu için. Burada da aşçılığı merak ettim, aşçılık yapmak istedim. Bir yerde İtalyan şeflerle çalışma fırsatı da buldum. Onlarla çalıştıktan sonra birkaç yerde daha çalıştım. Sonra en son artık kardeşimle, ya biz bu işi biliyoruz artık yapabiliriz diye düşünüp buraya açtım. Burada bir gününüz nasıl geçiyor? Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Mutfakta 4 kişiyiz, serviste tek kişi. Bir stajyerimiz var, bir normal çalışanımız var. Onun için ablam ve ben yine mutfakta aynı zamanda servise de gerektiği zaman da destek atıyoruz. 2-2 çalışıyoruz. 2 kişi sabahçı hazırlık ve öğlen servisini veriyor. 2 kişi akşam gelip akşam servisini veriyor. Bu şekilde. Yani. İyi bir pizza nasıl olmalı? Sizi diğer işletmelerden ayıran nedir? Bize kullandığınız malzemelerden ve yapım tekniklerinizden bahseder misiniz? Beraber cevaplayabiliriz bence bu sırayla. yani bizim yaptığımız tarz pizza üzerinden ben bahsedeyim. Ortasının çok ince olup kenarlarının kalın ve içinde hava kabarcıkları olması bu çok güzel bir pizza anlamına gelir. Aynı zamanda domates sosundaki asitlik oranını ayarlayabilmek ve o şekilde servis edebilmek. Mozzarella'sına taze mozzarella kullanabilmek. Bence bu kaliteli ve bir güzel pizza özelliği bu. Bence kesinlikle. Bursa Rotaract olarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik gibi toplumsal fayda sağlayacak gruplara ev sahipliği yapmak ister misiniz? Davetimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? yani ben gerçekten böyle bir şeye de faydam dokunduysa eğer çok mutlu oldum. Yani işletme adına. Diğer şeyler için de bunları yapmak istiyoruz. Yani başka bu tarz etkinliklere de ev sahipliği yapmak isteriz. Yani biraz mekanımız küçük olduğu için çok büyük etkinlikler yapamıyoruz. Ama elimizden geldiğince bu tarz şeylere biz de yapmaya çalışıyoruz. Yani her türlü katkıda bulunmak isteriz. Sizin yolunuzdan ilerlemek isteyen gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Cesaretli olmaları. Yani çok basit ama gerçekten öyle.